28 Kasım 2019 Antalya Aksu Fatih Mahallesi'ndeyiz. Yanımızda Uysal Yumak. Daha önce yazın bir salatalık denemesi vardı yaz yarası konusunda. Burada da bu sezon Şili biber. Şili TNT, doğru evet, mu? Evet. Ne yaptık? Burada rekor gelişim kullandık. Neler oldu? Bir kısaca özetleyebilir miyiz acaba? Şimdi abi... Biberin dökümünden, fide gelişiminden... dökümünden, işte prizlerden... Yani burada bir priz veya ana göğde deme şansı yok. Evet. Şu şekilde bak prizler. Çekebiliriz. Şöyle gösterelim. Şöyle bak abi prizler. Ana gövde bu mesela bak. Yani ana gövde de döküyor, diğeri de döküyor. Şurada mesela kırmızılar var. Kızarma şeyi açısından şili biberde. Evet. Şöyle gösterelim. Şuradan şöyle geriden doğru çekersen. Bu şekilde şu üst enflis hem üstte hem altta aynı şekilde tutum var. Var. Devam ediyor. Şimdi malum şöyle duralım. Rekor gelişim biliyorsun bir toprak düzenleyici, evet. Bir ilaç, bir gübre değil. Burada kaç dönümdü bu sera şu an, şili biber olan sera? 1300. 1300 metrekare bir seradayız. Rekor gelişimi fideleri dikmeden önce uyguladık. Evet. Doğru mu? Burada fide gelişimiyle öncelikle başlayalım. Toprağımız nasıldı? Ne hale geldi? Bir ondan bahsedelim. Evet, öncelikle. Toprağımız dediğiniz gibi daha yumuşak. Yani. Peki nasıl bir toprak yapısına sahipti burası? Burası toprak yapısı kötü değildi buram. Kötü değildi. Diğer tarafta salatalık yaptığımız yerde taş resmen. Şu an çekebiliyorsunuz. Şöyle yani, çektiğiniz zaman rahatlıkla bu çekimler. Kökü çıkarabiliyorsunuz. Yani toprakta yani, şöyle, bir gevşeme oluyor tabii. Toprakta gevşeme oluyor. Ot da pek sıkıntı olmuyor. Ot da pek olmuyor aslında. Ota da faydası var. Tamam. Ulan da şöyle gösterelim geliyor. Şurayı da. Ama en çok bu TNT. Şili biber. TNT çeşidi. En çok yani ekenler var, bunu yıllardır ekenler var. Daha önce ekenler var. Peki onlar ne diyor yorum onlar olarak? Gelip, şöyle kalkalım aya. Onlar buraya gelip de baktığı zaman biberin tutumu çok güzel oldu. Biberin tutumunun güzel olduğunu söylüyor. Yani şeklinin, biçiminin daha iyi, daha güzel. Şöyle gösterelim mi? Sonra seraya gidiyorlar. Evet. Yani burada 1300 metrekareden herhalde ben şu an bunu toplasam üzerinden yani 4 ton mal var. Üzerinde şu an 4 ton mal var diyorsunuz. Daha önce buradan şey yaptınız herhalde. Bir gram yaptık. Şöyle yavaşça gidelim mi? O tarafa doğru göstererek gidelim. Seramızı da çekelim. Gösterelim. Şimdi şili biberin de tabii kendi içinde değişik çeşitleri var. Var. Bu TNT dediğiniz bir çeşit. Çeşit, evet. Ama şu anda gördüğümüz kadarıyla tutum konusunda hem alt saçaklarında, çatallarında hem de üstünde evet. Yoğun bir meyve tutumu var. Var. Yani şöyle göstermek istiyorum ki yani üreticiler görsünler şu kızarmayı. Kızarmış hali şöyle, şu şekilde. Biber. Şu yan şeyleri. Bu şu şekil gidiyor. Şurada gidelim. Halen devam ediyor yani. Halen devam ediyor. Devam. Yoğun bir şey var. Şöyle yani, gidelim böyle. Yavaş yavaş. Göstere göstere devam edelim. Şimdi siz şili biberle alakalı şu an fiyat durumları nedir? Yani fiyatlar herhalde şu an biraz taban yaptı, o konuda dertlisiniz. O konuda da ama tabii burada şu var. Ürünün şu an mahsulün bol olması fiyatımızda da size bir şey sağlamış oluyor aslında. Yok. Hal fiyatı neyse onu göre. Şunu demek istedim. Yani üretiminizde bu daha az bir meyve tutumu olsaydı. Siz şu an tonajdan kazanacaksınız. Tabii. Gene bir getirinizi sağlayacaksınız. Evet. Şöyle şurayı da gösterelim. Uzamış. Kaldı. Kırmızıları var altta. Uysal abi. Rekor gelişimi. Daha önce de kullandınız. Burada da kullandınız. Tavsiye tabii. Eder misiniz? Tabii herkese tavsiye biber üreticilerine. Tabii. Öncelikle ya, Aksu, Türkiye'deki üreticiler sizi biber, izleyecekler. Sadece biber değil de yani ben salatalık da kullandım. Evet. Yani acayip sonuç olarak fark alırsın. Kalite verim anlamında veriyor. Verim sağlıyor. Yani düzgün geliyor. Daha çok verim veriyor. Evet. Yani durmak bilmiyor. Herhangi bir şey gördün mü? Yan etki var mı? Ürünle yani, alakalı yok. Yok. Çünkü ikinci, üçüncü sefer kullanıyorsunuz. Biz teşekkür ederiz. Varsa eklemek istediğiniz. Evet. Üreticilerimiz buradan sizi dinliyorlar. Görecekler. Ha, sağ olun. Var olun. Ya. Teşekkür ederiz. Şöyle bakalım. Bol bereketli olsun diyelim. İnşallah. Cümlemizdeki.